Bu videomuzda ESP kullanarak pil kapasite testi gerçekleştireceğiz. Burada yeni aldığımız piller bulunuyor. Bu pilleri ESP'lerimize takacağız. ESP'lerimiz de bu internet sitesi üzerinden bitmediklerini bize bildirecekler. Bu şekilde 2 dakikada bir her ESP'nin bağlanması gerekiyor. ESP'lerimizi takalım, Duracell marka pilimizi takalım. Taktık. İnternet sitemizden kontrol edelim. Gördüğünüz gibi Duracell ilk mesajını attı. Burada 22.04 itibariyle. İkinci pilimizi takalım. Duracell'imiz burada dursun. İkinci pilimiz yine Duracell'in şarjlı pili. Bunu şarj ettim. Bunu da taktık. Hemen gidelim. İnternet sitemizden. Gördüğünüz gibi o da mesajını attı. Devam edelim. Sırada Panasonic pillerimiz var. Panasonic pillerimizi de takalım. Bunlar çinko karbon pil. Bunu da taktık. Hemen izleyelim. Evet, Panasonic de ilk mesajını attı. Şimdi Yerel markaların pillerine geldi sıra. Şöyle 3 tane pilimiz var. Bu ünlü bir alışveriş zincirinde satılan Sakura marka pil. Gördüğümüz gibi o da ilk mesajını attı. Duracell ikinci mesajını da attı. Diğer pillerimizi de hızlı bir şekilde takalım. Inflame marka pilimizi ve Power B marka pilimizi de takalım. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi devrelerimiz burada. Bunların gönderdiği mesajlarda burada hepsinde mesaj geliyor. Bu mesajları en son hangisi gönderirse en uzun o ömürlü olmuş olacak. En uzun ömürlü olmuş olacak. Bakın şu anda bir tanesi gönderdi.
Panasonic'ten mesaj geldi. Bu neymiş? Bakalım buraya. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Videonun sonunu merakla bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu adresten kontrol edebilirsiniz.